Evet değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de son yerel seçimlerden bu yana millet iradesine açıkça düşmanlık eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Halkın oyuyla seçilen belediye başkanlarımıza iş yaptırmamak, hizmetlerine engel olmak için her türlü haksızlığa bel bağlayan bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Şunu açıkça söylemek isterim. Belediyeler vatandaşa en yakın olan, halkın en temel ihtiyaçlarını karşılayan devlet kurumlarıdır. Tam da bu nedenle belediyeler arasında ayrım yapmak, milleti ayırmaktır, milleti bölmektir. Değerli basın mensupları, yerel seçimlerin üzerinden 3 yıl geçti. 3 yıldır görüyoruz ki bu iktidar kamu kaynaklarını dağıtırken muhalefet belediyelerine karşı pervasız bir ayrımcılık yapıyor. Şimdi sizlere yapılan bu haksızlıkları son veriler üzerinden anlatmak isterim. Bilindiği gibi Çevre Bakanlığı'na bağlı olan İlbank, yerel yönetimlere adil ve tarafsız destek vermek amacıyla 1933 yılında ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Yani İlbank, yerel yönetimlerin bankasıdır. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki Atatürk'ün kurduğu bu güzide kurum bu iktidarın elinde siyasi partizanlığın aracı haline getirilmiştir ve İlbank'ın 2021 faaliyet raporuyla birlikte bu tescillenmiştir, bu rapor açıklanmıştır. Sadece bu rapora bakmak bile iktidarın kendinden olmayan belediyelere yani kendine oy vermeyen milyonlara nasıl haksızlık yaptığını görmek için yeterlidir. Öncelikle şu tabloya bakmanızı isterim. Resmi rapora göre İlbank 2021 yılında belediyelerin 1156 projesine toplam 2 milyar 721 milyon lira kaynak sağlamış. Bu projelerin 1089'u yani %94.2'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin oranı ise sadece %4.3. Yani İlbank sadece bir yılda iktidar belediyelerin projelerine yaklaşık 2 milyar 470 milyon lira kaynak aktarmış. Bir diğer tablo, İlbank yine 2021 yılında 191 belediye projesini %100 hibe ile bitirmiş. Yani bu projelerin tüm maliyetlerini İlbank karşılamış. Bu 191 projenin 188'i yani %98.4'ü yine Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. Bizim belediyelerimizin oranı ise sadece %1. Altını çizerek söylüyorum. Sadece %1. Buradan iktidar belediyelerine aktarılan kaynak ise yaklaşık 333 milyon lira. Genel olarak baktığımızda sadece Konya ve Trabzon'daki iktidar belediyelerine verilen destek bile bizim 248 belediyemize verilen destekten 1,5 kat daha fazla. Örneğin İstanbul'da 14 belediye projesine 126 milyon lira destek verilmiş. Bunların da tamamı AK Parti belediyesi. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve 14 ilçe belediyemize tek kuruş kaynak sağlanmamış. Memleketim Ordu'da AKP ve MHP'li 19 belediyenin tam 67 projesine yaklaşık 110 milyon lira kaynak sağlanmış. Ama tek Cumhuriyet Halk Partili Gülyalı belediyemize kör kuruş destek verilmemiştir, kaynak sağlanmamıştır. Afyonkarahisar'da 33 proje yapılmış, bizim 4 belediyemize yine hiçbir destek verilmemiş. Burdur'da 12 proje bitirilmiş, Burdur Belediyesi bizde ama ona da katkı sunulmamış.
Şimdi buradan sormak istiyoruz. Yapılan bu iş hangi vicdana, hangi ahlaka, hangi adalet anlayışına sığar? Erdoğan'ın üstadım dediği Necip Fazıl tam da bu durumu şöyle özetlemiş. Bu Taksim'i kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Evet, belediyelere yönelik adaletsiz uygulamalar bu dönemde de artık arşa yükselmiştir. Bu rakamlar bize gösteriyor ki Türkiye'yi şaha kaldıracağız diye naralar atan bu iktidar adaletsizlikte ve partizanlıkta şaha kalkmıştır. İlbank'ın musluğu açıkça iktidar belediyelerine bağlanmıştır. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler 84 milyonluk Türkiye nüfusunun 43 milyonuna hizmet veriyor. Yani nüfusun %51.7'si bizim belediyelerimizde yaşıyor. 43 milyon vatandaşımız bizim belediyelerimizden hizmet bekliyor. İlbank'ın bütçesi de yoksulluk içindeki bu milletin vergileriyle oluşuyor. Ama iktidar bu yoksul milletin parasını har vurup harman savuruyor. Sormak istiyorum. Bu para milletin parası. Siz kimin parasını kime aktarıyorsunuz? Vatandaşlarımız bilmelidir ki sizin ödediğiniz vergiler hizmet beklediğiniz belediyelere değil, iktidarın belediyelerine aktarılıyor. Şu rakamları da paylaşmak isterim ayrıca. 2019 yılından bu yana belediyelerimiz hem Çevre Bakanlığı'na hem İl Bank'a yüzlerce talepte bulundu. Ama Çevre Bakanlığı 293, İl Bank ise 256 talebimizi reddetti. Son olarak Mersin Büyükşehir Belediye'miz ve pek çok belediye'miz İl Bank'tan kredi alamayınca özel bir bankadan kredi buldu. Ama İl Bank belediyelerimize bırakın krediyi bir teminat mektubunu dahi vermedi. Yine Çevre Bakanlığı son 3 yıldaki araç yardımlarının %97'sini iktidar belediyelerine aktardı. Yine aynı bakanlığın 432 milyon liralık nakdi yardımının tamamına yakını iktidar belediyelerine aktarıldı. Partizanlık sadece İl Bank'ta mı? Elbette ki hayır. Cumhurbaşkanlığı, Enerji Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi belediyelere destek sağlayan tüm kurumlarda da tablo maalesef aynı. Değerli basın mensupları, bütün bunlar olurken Erdoğan çıkıyor, devletin dini adalettir, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyeleri destekliyoruz diyor. Bize de şunu söylemek düşüyor. Yalan kapıdan girince vicdan da insaf da bacadan çıkarmış. Milletin hizmet beklediği belediyeleri partisine göre ayırmak, kaynakları sadece kendi belediyelerine aktarmak adalet değil, olsa olsa millete ihanettir. Belediyelerimize karşı izlenen bu politika organize bir kötülüktür. Bana oy verene destek, vermeyene köstek anlayışından bu millete fayda gelmeyecektir. Son olarak iktidar şunu bilmelidir. Biz bu partizanlığa pabucu bırakmayacağız. Tek bir belediyemizin hakkını, hukukunu bu iktidarın insafına asla terk etmeyeceğiz. Belediyelerimizden hizmet alan tüm milletimizle birlikte sonuna kadar bu haksızlığın takipçisi olacağız. Her şeye rağmen gururla söylüyorum ki bizim belediyelerimiz iktidarın tüm baskılarına, tüm adaletsizliklerine rağmen tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşımızın yanında duruyor, onların sorunlarını çözüyor. Her bir belediyemiz canla başla çalışarak tek kuruş israf etmeyip her kuruşun hesabını millete vererek tarihi bir mücadele veriyor. Unutmayın ki
adaletsizliğe uğramanın hakkı bizde kalır. Ama haksızlık yapmanın utancını ve acizliğini ancak bu iktidara yakışır. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Soru varsa alabiliriz. Herhalde yok. Çok teşekkür ederim.